Bundan yaklaşık 2 yıl önce haddini aş nokta neti kurmaya başladığımda bunun bir gün büyük bir işe dönüşeceğini hiç düşünmemiştim. İlk başlarda sadece LinkedIn'de yazılar paylaşıyordum ve oradan bugün geldiği noktada binlerce üyesi olan, ciddi bir gelir yaratan, pek çok insanın hayatını etkileyen çok güzel bir işe dönüştü. Ben bugün internetin sağladığı imkanlar sayesinde herkesin bir yan iş kurabileceğini düşünüyorum ve yan iş kurmanın size çok iyi geleceğine inanıyorum. Bu nedenle önümüzdeki günlerde yan işle ilgili bolca bahsediyor olacağız. Sırf yatırım yapmak yetmez, yatırımları yapmak için nakit akışı lazım. Bu yan işlerin böyle bir etkisi de olabilir, ekstra nakit akışı da yaratıyor. Mutluluk için hayatta hoşlandığımız şeyler yapmamız lazım. Bazen günlük işler ona pek uymuyor. Onlar bizi çok mutlu etmeyebiliyorlar. Yan işler bu yönden de iyi. O yüzden şu yan iş, özellikle de internet üzerindeki yaratıcı yan işlere biraz odaklanmakta fayda var. Önümüzdeki günlerde yan iş kurmakla ilgili bolca içerik üretiyor olacağım. Umarım bunlar size yol gösterir ama bu işte gerçekten ciddiyseniz veyahut da bu videoyu izledikten sonra bu konu sizin ciddi olarak gündeminize giriyorsa benim 14-15 Mayıs'ta düzenleyeceğim eğitime gelmek isteyebilirsiniz. Tam 2 gün sürecek eğitimde önce katılımcılara benim yolculuğumu anlatıyor olacağım. Bütün detaylarıyla hangi araçları kullandım, nerelerde zorlandım, nasıl yöntemler izledim, ne kadar vakit ayırdım bu işe, nasıl paraya dönüştürmeye başladım. Bütün bunları anlatıyor olacağım ve bir yandan da sizi yepyeni araçlarla, web siteleriyle yan işli kurmak isteyen bir insanın hayatını kolaylaştıracak pek çok ürünle tanıştırıyor olacağım. Ve sizlerin fikirlerini de orada değerlendireceğiz. Çünkü sadece bir eğitim gibi olmayacak bu. Aynı zamanda çalıştay havasında olacak. O nedenle katılım sayısı epey kısıtlı. Siz de eğer istiyorsanız lütfen gidin yukarıdaki veya aşağıdaki linke tıklayarak bizim bu eğitimimize katılın. Bir yan iş kurmakla ilgili sıkı bir yolculuğun ilk adımını atın. Peki neden bir yan iş kurmalıyız? Önce biraz bunu sorgulamakta fayda var herhalde. Çünkü bir şeyin nedeni çok açık değilse onun yolculuğu zor gelmeye başlıyor. Evet, yan iş kurmak süper keyifli bir şey ama bu da bir iş sonuçta ve zorlu bir süreç olabiliyor. Nedeni konusunda kafanız net değilse yolculuğa hiç çıkmamakta fayda var. Ben haddini aşı kurmadan önce sadece büyük kurumlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyordum. Tatmin edici bir işti benim için. Parası da güzel. Eğitimcilik zaten zevkli bir iş. Ama hep bir şeyler yaratmak istiyordum. Zaten galiba yan işlerle ilgili birinci mesele bu. Bir şeyler yaratmanın zevki. İster bir kurumsal şirkette çalışıyor olun, isterseniz işte bayılmadığınız ama iyi para kazandıran bir iş yapıyor olun, isterseniz hep gidip benim yaptığım gibi eğitimler verip ama gerçek büyük bir şey yaratmakta geride kaldığınızı hissediyorsunuz, fark etmez. En sonunda insanoğlu yaratmak istiyor. Yaratmak bizi çocukluğumuzdan itibaren mutlu eden bir şey. Üretmenin, yaratmanın, yeni bir şey ortaya koymanın, onu adım adım büyütmenin kendisi zaten zevkli. Bence birinci sebep bu. Haddini Aş Kulübü'nü yaratmaya karar verdikten sonra en çok zevk aldığım şeylerden bir tanesi süreçte öğrenmek oldu. Bu da bence yan iş yaratmanın ikinci keyifli yönü. Çünkü yeni şeyler öğrenmeye başlıyorsun. Neler öğrendim bu süreçte? Bir LinkedIn hesabını önce büyüttüm. Bir LinkedIn fenomeni olmak ne demek onu gördüm. Daha sonra bir bülten yarattım. Bir web sitesi yarattım. Web sitesi nasıl yaratılıyor onu gördüm. Bu web sitesinin iletişimini yapmak için sosyal medyada kendimi geliştirdim. Instagram'da kendimi geliştirdim. Daha sonra üzerine bir podcast kanalı kurdum. YouTube kanalı kurdum. Bütün bunları nasıl yapılacağını öğrendim. Bunları nasıl yapacağı öğrendim derken içerik üretmek değil sırf. Işıklandırması nasıl olacak? Mikrofonda ne kullanmak gerekiyor? Cut nedir? Edit nedir? Video işlemek nedir? Bütün bunları bu süreçte öğrendim. Ve ben öğrenmekten çok mutlu olan bir insanım. Siz de öğrenmekten mutlu olan bir insansanız bu bile tek başına kendi işinizi, yan işinizi kurmanıza yeterli bir sebep bence. Üçüncü nedeni, insanların hayatını etkileyebiliyorsunuz. Özellikle yaratıcı yan işlerde bu çok mümkün. Yani bloglar yazarak, videolar üreterek, podcastler yaparak bunları insanların faydasına sunarak onların hayatına etkide bulunabiliyorsunuz. Zaman zaman takipçilerimden inanılmaz güzel yorumlar alıyorum. İşte beni dinleyip bir iş kurmuş insanlarla karşılaşıyorum. Beni dinleyip yatırım yapmış ve hayatında bir finansal özgürlüğe kavuşmuş insanlarla karşılaşıyorum. Bana teşekkür yazıları geliyor. Buna bayılıyorum. Başkalarını etkilemek, başkanın hayatına olumlu katkıda bulunmak süper ve pek çok yan iş buna imkan veriyor. Tabii başka süper bir şey de biraz tanınmaya başlıyorsunuz. Özellikle video yapıyorsanız bu daha da mümkün ama yazılarda da öyle. Gittiğiniz yerde sizi bir bilen, bir seven birisi oluyor ve gelip teşekkür ediyor veya gelip sizinle sohbet etmek istiyor, gelip sizinle ilişki kurmak istiyor. Ben bunu tabii muazzam tatmin edici buluyorum. Çünkü insanız biz de biraz takdir edilmeyi, sevilmeyi seviyoruz. Bir işiniz düştüğünde de bile yardımcı olmayı da istiyorlar. Bazen böyle faydalar da oluyor. Tanınmak açısından da bu tip yan işlerin, yaratıcı yan işlerin çok büyük faydası var. Ona inanıyorum. Bir diğer fayda da yan işler insanları yeni bir ilişki ağının içerisine sokabiliyor. Özellikle YouTube ve podcast bana bu konuda çok yardımcı oldu. Daha evvel tanımadığım bir sürü insanla tanıştım. Onlarla beraber yeni projelere başladık. Yeni şeyler öğreniyorum onlardan. Bunu çok seviyorum. Yan işler bizi böyle biraz o günlük işimizin sıkıntısından kurtarıp hep orada tanıdığımız insanlardan biraz uzaklaştırıp yeni insanlarla tanışmamıza yardımcı oluyor.
Bunu da müthiş faydalı görüyorum. Ve tabii başka noktada para. Para da gelebiliyor yani işlerden. Yani biz haddini aşı başlattığımızda bu kadar büyük bir iş olacağını açıkçası hiç düşünmüyordum. Ama hani para kazanmayı ilk başta düşünmeli misiniz bir yan iş kurarken? Orasını biraz açıkçası tartışmalı buluyorum. Para kazanmak için zaten günlük bir iş yapıyoruz ve biliyoruz ki bir iş sırf para kazanmaya doğru döndükçe biraz zevksiz hale gelmeye başlıyor. Mesela YouTube'da daha fazla YouTuber takipçim olsun, daha fazla YouTube'dan para kazanayım dedikçe içeriklerimin kalitesinin biraz düştüğünü görmeye başladım. Çünkü YouTube açıkçası biraz clickbait dediğimiz böyle popüler başlıkları işte Bitcoin 10 milyon dolar olacak mı falan türü şeyleri çok seviyor. O da beni biraz yıprattı. Ben çünkü bu işi bir yan iş olarak düşünüyordum mesela YouTube'u. Bu nedenle hani parayı hemen düşünmemekte fayda var. Bu işten öncelikle zevk alıyor olmanız lazım. Bu iş öncelikle sizin yaratıcılığının bir ifadesi olması lazım. Bu iş öncelikle ortaya güzel şeyler koyup insanların hayatına bir etki koymak olması lazım ve iş hayatınızın tatminsizliğinin bir yanıtı olmalı burası. O yüzden ilk baştan para diye yola çıktığımızda sanki işin bu büyüsü biraz bozuluyor gibi geliyor bana. Öte yandan şurada bir gerçek, bir şeyden para kazanmıyorsak onun sürdürülebilirliği de zor. Çünkü bu da vakit alan bir iş, biraz yatırım da gerektiriyor açıkçası. Yani ben mesela bir YouTube için yaptığım yatırım bayağı büyük, ışıklar, kameralar vesaire. Zaman alıyor, emek alıyor, çoluk çocuğa ayıracağımız vakti yan işlerimize ayırabiliyoruz. Bunlardan dolayı biraz para kazanmayı düşünüyor olmak da lazım. Belki ilk öncelik değil ama bir noktadan sonra bunun sürdürülebilmesi için ve aslında yaptığımızın başkaları tarafından gerçekten takdir edilip edilmediğini anlamak için de parayı düşünmeye başlamak gerekiyor. Evet, beğenilmek güzel, hayranlar güzel, takip güzel ama insanlara gerçekten fayda katıp katmanızı ölçmenin en güzel yollarından bir tanesi size para ödemeye razılar mı değil mi buna bakıyor olmak ve ürettiğiniz şeylere insanlar para ödüyorsa o zaman gerçekten fayda katıyorsunuz demektir. O yüzden böyle bir tatlı denge gerekiyor orada. Normal bir iş kadar saldırgan bir para kazanma süreci olmamalı burası. Ama hiç para kazanmadan devam etmeye gerek yok. Ve bir süre sonra belki de bu hobi gibi başlattığınız, çok zevk aldığınız şey bizim haddini aş örneğinde olduğu gibi ciddi bir para kazanma kaynağına da dönebilir. Nerelerden para kazanabilirsiniz? Her yerden para kazanabilirsiniz açıkçası. İşte biz e-rehberler satıyoruz, abonelik sistemimiz var, sponsorluklar satıyoruz, eğitimler satıyoruz haddini aş üzerinden. Bütün bunlardan ciddi bir gelir elde edebiliyoruz. Her türlü yan yaratıcı işin böyle gelir fırsatları yakalaması mümkün. Ama dediğim gibi öncelik orada olmamalı. Bizim haddini aşı kurup para kazanmaya başlamamız bir yılı buldu. Yani bir yıl sonra ancak ilk parayı kazandık. O güne kadar sadece fayda katmayı, eğlenmeyi, keyif almayı düşündük. Çünkü sürecin kendisinde keyifli olması gerekiyor. Bir de bütün bu sürecin, bu yan işin ana işinize de çok faydası var diye düşünüyorum. Çünkü yan işi yaparken yeni şeyleri öğreniyorsunuz. Böylece ana işiniz daha iyi oluyor. Mesela ben yan işteki içerik üretme çabam ana işim olan kurumsal eğitimlerimin kalitesini çok çok tırmandırdı. Yan işim için, YouTube için video ışıklandırmaları iyi yapmam, Zoom üzerinden verdiğim kurumsal eğitimlerin kalitesini çok düzeltti. Bir yandan bu tanınma tabii size başka yerlerden de faydalar getiriyor. Ben yan işimi büyütmeye başlayalı, ana işim de büyüyor. Yani bu yönde oldukça ilgi çekici aslında. Çünkü ne iş yapıyor olursanız olun ana işinizde, tanınmak, bilinmek, iyi bir ilişki ağın içerisinde olmak, yeni şeyler öğreniyor olmak, bilgilerinizin taze olması oraya da büyük fayda katıyor. Ve son olarak da bugün artık yan iş kurmak çok kolay. Eskisi kadar zor değil. İnternet bunu mümkün kılıyor. Yani eskiden mesela şu kaliteli bir videoyu üretebilmek için ciddi büyüklükte bir stüdyoya gerek olurdu. Video editörler, ışıklandırmacılar, green box'lar bir sürü şey. Şimdi onlara gerek yok yani. Çok daha basit ekipmanlarla bunlar yapılabiliyor. İnternette pek çok hizmet bedava. Mesela video editing için bedava yazılımlar var. Onlara ayarlanabiliyorsunuz. İçeriği üretmek için yeni içeriklere ulaşmak da kolay. Çok sayıda insan içerik üretiyor. Onlardan ilham alıyorsunuz, üretiyorsunuz, birleştiriyorsunuz. Para kazanmak daha kolay. Çünkü internet üzerinden bir şeyler satın almaya, para ödeme insana daha meyilli. Tahsilat o kadar zor değil. Artık pek çok tahsilat sistemi var. Mesela biz EasyJoy'u kullanıyoruz tahsilatlarımız için. Bütün bunlar da işi mümkün hale getiriyor. Bugünlerde bir yan iş kurmayı mümkün kılan, kolaylaştıran bir başka bir konu da tanıtımın basit olması. Yani bir sosyal medya kanalınız varsa ve iyi iletişim yapabiliyorsanız orada, o platformu iyi kullanıyorsanız binlerce insana ulaşmak mümkün. Bu nedenle aslında bir sosyal medya gücü oluşturmakta büyük fayda var. Bunu hani nasıl böyle bir ev almayı yatırım olarak görüyorsunuz, hisse senedi almayı yatırım olarak görüyorsunuz. Bir yandan da bir dijital varlık oluşturmalısınız. Web sitenizle, takipçi kitlenizle, paylaşımlarınızla o zaman yan işi bir paraya döndürmek ve kitleyi büyütüp daha fazla insana katkıda bulunmak da mümkün oluyor. Ben haddini aşı kurmaya başladığımda LinkedIn'den müthiş yararlandım. Benim sevgili eşim ve ortağım Pınar da bir LinkedIn fenomeni, onun da büyük faydası oldu.
İkimizin de 40'ar 50'şer bin kişilik takipçi kitleleri var orada ve kendimizi oradan kolayca duyurduk. Siz de belki böyle bir aracı kullanabilirsiniz. Bu çerçevede de yine bir eğitimimiz var bu arada. Pınar, LinkedIn'in en büyük fenomenlerinden bir tanesi. Geçenlerde bir paylaşımı 1 milyonun üzerinde etkileşim aldı. Beni de gerçekten şaşırtan bir rakamdı. Binlerce like aldı. Hatta bazı insanlar kopyalayıp paylaştılar onun paylaşımlarını. O LinkedIn'i çok iyi çözmüş durumda. Hem oradaki kitle içerik olarak ne istiyor, hem LinkedIn algoritması nasıl işliyor, içerikleri hangi saatte yayınlamak lazım, nasıl yazmak lazım, bütün bu konu uzmanı diyebilirim. Ve onun harika bir eğitimi var. LinkedIn'de 1 milyon görüntüleme nasıl alırsınız başlıklı bir eğitim. Özellikle kurumlara yönelik veyahut da profesyonel insanlara yönelik bir yan iş geliştirmek istiyorsanız, o kitleye ulaşmak istiyorsanız LinkedIn iyi bir araç. Bu eğitimi size süper yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, işte bütün bu sebeplerden dolayı bir yan iş kurmak lazım. Bu eskisine göre daha kolay, araçlar daha kolay. Neden yapmayasınız ki? Ben yaptım, büyük keyif aldım ve bundan para da kazandım. Ama biraz yol yordam gerekiyor, yöntemler gerekiyor. Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde başka videolar yayınlıyor olacağım. Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmişse bir like rica edeyim. Altta yorumlarınızı merak ediyorum. Eğer bir yan iş kurma çabasınız varsa ve bununla ilgili sorularınız varsa onu da alta yazın. Belki bazılarına cevap da verebilirim. Eğer dilerseniz benim daha evvel bahsettiğim 14-15 Mayıs'taki eğitime gelin. Orada da bunları konuşacağız. Yan işinizin olduğu, bunu bir önce hobi gibi başlattınız belki ileride ciddi anlamda para da kazandıran, size mutluluk veren, keyif veren, heyecan veren bir işinizin olduğu bir hayatı sizler için gönülden diliyorum.